Merhaba, ben sosyal güvenlik uzmanı Erhan Nacar. Her hafta olduğu gibi her pazar TGRT Avrupa ekranlarında Erhan Nacar'la sosyal güvenlik programı başlıyor. Geçen hafta biliyorsunuz ilk yayınımızı TGRT Avrupa ekranlarında ben sosyal güvenlik uzmanı Erhan Nacar olarak yapmıştık. Ve gün içerisinde, hafta içerisinde oldukça Avrupa'dan da olumlu tepkiler aldım. Demek ki yaptığımız iş çok doğru bir iş. O yüzden sosyal güvenliği işlerken ben sosyal güvenlik uzmanı Erhan Nacar olarak her pazar biliyorsunuz Kanal 7 Avrupa ekranlarında sosyal güvenliği anlatıyoruz. Tam 10 aydır Kanal 7 Avrupa ekranlarında halen her pazar, tabii sizler de biliyorsunuz saatimizi, 3'e 10 kala oradayız. TGRT Avrupa'da yayınımız, canlı yayınımız bittikten sonra buradan Kanal 7 Avrupa ekranlarına geçeceğiz ve 3'e 10 kala orada da sosyal güvenlikte Erhan Nacar'la buluşmak üzere diliyorum şimdiden. Ama bugün konuklarım var. Bugün kim var? Yanımda sosyal güvenlik uzmanı Gülizar Uludoğan var. Hoş geldin Gülizar. Hoş bulduk Erhan Bey, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Nasılsın, iyisin? İyiyim, siz nasılsınız? Nasıl? TGRT Avrupa hafta içerisinde Osmanlı Emekliliği İlke Çağrı Merkezi'ni nasıldı, ilgi alaka nasıldı? Yani TGRT Avrupa ilk yayın olmasına rağmen bayağı etkiliydi. Aramalar bayağı yüksekti. Tabii biz de sizi çok yoğun olduğunuz için ancak yayınlara davet ederseniz ancak öyle görebiliyoruz. Onun haricinde beni göremiyorsunuz. Özlüyor musunuz? Mümkün olmuyor. Ama ekranlarda görüyorsundur. Ya. Ama yan yana görmek başka mı? Tabii. Peki Gülizar, Avrupalı vatandaş şu anda Hollanda'da yaşanan, Almanya'da yaşanan bu krizlerden dolayı, yani sizlere bir soruları var mı, panik var mı? Devamlı çağrı merkezinin başındasın. Orada gelen sorular var, Avrupa'dan yaşayan gurbetçilerimizin gelen telefonları var. Neler söylüyorlar? Bu gerginlikle ilgili bir telaşları var mı, bir panik var mı? Ya tabii hem telaşları var ama aynı zamanda tabii Türk milleti diğer milletlere göre daha sıkı, daha birbirine bağlı bir milletiz. Evet. Dolayısıyla bizi 15 Temmuz darbe yıkamadığı gibi bu tür olaylar da bizi koparamayacaktır. Ama tabii ister istemez insanlar da memleketlerinden ayrı, vatanlarından ayrı bir korku, telaş var. Panik ne olacağının var. Bilincinde değiller. Evet. Şimdi peki bir şey soracağım. Bu arada sevgili seyirciler, yanımızda tabii ki çok değerli Fazilet Yücel hanımefendi var. O da sosyal güvenlik uzmanımız. Yıllardır bizimle beraber ailenin içerisinde omuz omuza bir mücadele ettiğimiz bir arkadaşımız, ama Fazilet'in bir özelliği var. Gülizar gibi öyle geniş kapsamlı sosyal güvenliği içinde değildi. Dışarıdan geldi. Yani kısacası çekirdekten onu yetiştirdik. Daha da yetişecek, ama şimdi ekranlara getirmemizdeki esas sebep sosyal güvenlik uzmanı denince artık canlı yayına gelip sizlerin karşısına çıkması lazım. Sizlerin huzuruna çıkması lazım. Bir destur yapması lazım. Hadi bakalım. Sosyal güvenlik uzmanı, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk Erhan Bey. Nasılsınız? Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Fazilet, sen de biliyorsun yıllardır beraberiz. Sosyal güvenliğin içindeyiz. Kimi müşterilerimiz emekli oldu senin sayende. Kimi müşterimizi ağlattın, hüzünlettin. Yani mutluluk yaşattın. Evet. Emekli olduktan sonra onlar ne hissediyorsun sen? Mesela bir dosyayı aldığında, sosyal güvenlik uzmanlığı dosyasını aldığında A'dan Z'ye takip yapabiliyorsun. Tabii. Emeklilik aşamasına kadar getirebiliyorsun. Getirebiliyorum. Hatta aylıkları da bağlıyorsun. Bağlayabiliyorum. Bu arada Gülizar, aylıkları bağlıyorsun dediğimde emeklilerimiz var herhalde. Evet, bayağı bir emekli getirdim ben size. Buradan sürpriz mi yapacağız evet, şimdi? Sürpriz, evet, sürpriz yapacağız. Daha kendilerinde bilgileri yok. O zaman biraz bekletelim. Ekran başında durun. Emeklilerimiz var. Kaç tane emekli getirdiniz? Bayağı var mı? 25'e yakın getirdim. Evet. Evet, 25'e yakın sosyal güvenlik kurumlarından Osmanlı emekliliğe, ilke emekliliğe ben sosyal güvenlik uzmanı Erhan Nacar'a müracaat yapan siz sevgili Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın emekli aylıkları gelmiş ve birazdan hem Gülizar Hanım hem de Fazilet Hanım onları canlı yayında ilk defa kimler emekli oldu, ne kadar maaş aldı, biriken maaş var mı ve de tabii, ne zaman maaştan tabii, alacaklar? Hepsinin bilgisini buradan vereceğiz. Vereceğiz, tamam. Fazilet, anlat bakalım. Mavi kart ya da sosyal güvenlik yurt dışı ne anlatmak istersin? İçinden ne geliyorsa özgürsün, al mikrofon sende, götür bizi. Ben öncelikle yurt dışındaki vatandaşlarımıza şuradan şunu söylemek istiyorum. Sadece bir kimlikle müracaatınızı yapabilirsiniz. Hiçbir şey için geç kalmış değilsiniz. İlla evraklarınızı toplayıp ben Türkiye'ye gideceğim diye bir kaideye kapılmayın. Sadece bize arayarak
bilgi de alabilirsiniz. Yani illa ben dosyamı vereceğim ya da öylesini arıyorum da arayabilirsiniz. Ama sadece bir kimlikle müracaatlarınızı yapabiliyoruz. Kesinlikle doğru. Peki telefon geliyor. Hı hı. Hiç bilmediğin bir numarayı kaldırıyorsun. Evet. Çok merak ediyorum. Ne diyor? Ne soruyor? Ya Erhan Nacar'ı mı soruyor? Biraz egomu yükselteyim falan filan. Ya da ne diyor ya? Açan telefondaki size yurt dışında yaşayan bir vatandaş. Hemen doğum tarihim bu. Bilmem bu. Nasıl giriyor? Bir anlatır mısın? Çok merak ediyorum. Direktmen doğum tarihinden başlıyor. Ya bir selam. Ama nasılsın yok mu yani? Onlarda da bir heyecan var tabii onlarda ki. Onlarda da bir heyecan var. Çünkü onlara bir olanak sunuyor devlet ve bunun tam anlamıyla bilmiyorlar. Ve öğrenmek için bizi arıyorlar. Evet. Genelde yıl olarak söylüyorlar. Günay yıl şeklinde istiyoruz. Evet. Ve bunu birkaç defa daha söylüyoruz. Sadece 1967 diyorlar mesela. Evet. Ve bu sürede biz ona tekrar tekrar sorunca karşı taraf biraz sinirleniyor. Evet. Ama yine de alttan alıyoruz. Sonuçta yaşları bizden büyük. Evet. Ellerinden öpüyoruz hepsini. Allah razı olsun. Peki bir şey söyleyeceğim. Bizim iletişim numaramız var değil mi? Evet. Şu anda aradıklarında sorularını sorabilirler ve canlı yayına da katılabilirler. Tabii. Senden ricam burada bizim Batuhan'a hemen karşıya. Batuhan açık mısın şu anda? 2 numarada Batuhan'a gidelim. Batuhan'a iletişim numaralarımızı veriver. Zaten alttan da iletişim numaramız yazıyor ama bir de senin ağzından da Gülizar duyalım. 0+90 312 444 0860. Tekrarlıyorum, +90 yurt dışından aramalarda 312-444-0860. İletişim numaralarından bizlere ulaşabilirler ama burada her şeyden önemlisi bir şey söyleyeceğim. WhatsApp numaralarımız var. İşte bizim WhatsApp numaralarımız hemen ekranın altında birazdan düşecek. Sevgili yönetmeni arkadaşım ve KJ'deki arkadaşlarım şu anda ilgileniyorlar. Ben yine de o ekrana düşene kadar size ilgili numaraları ileteceğim. Oradan gelen, WhatsApp'tan gelen sorular da yine aynı canlı yayında. Bakın şu anda iletişim numaraları, cep numaraları burada, GSM'ler burada. Hemen Gülizar Hanım olsun, Fazilet Hanım olsun, ben sosyal güvenlik uzmanı Erhan Nacar olarak hemen size gelen, WhatsApp'tan gelen soruları cevaplandıracağız. Hemen WhatsApp numaralarımızı veriyoruz. 0532 156 67 01. 0532 156 67 01. 0532 368 42 48. 0532 368 42 48. 0532 135 24 88. 0532 135 24 88. Ve tabii ki 0530 872-1881 numaralı telefonlardan bizlere WhatsApp yoluyla ulaşabilirsiniz. Yazı tahtamız burada. Sosyal güvenliği konuşacağız. Sosyal güvenliği konuşurken yine bizim Osmanlı Emeklilik'ten, çağrı merkezimizden yine ekranlarını yeni açan sevgili seyircilere duyurmak istiyorum. Ankara'dan bugün sosyal güvenlik uzmanımız Gülizar Uludoğan katıldı. Ve aynı zamanda yine Ankara'dan sosyal güvenlik uzmanımız Fazilet Yücel'le beraber bugün pazar günü TGRT Avrupa ekranlarında sizlerden gelen sorulara cevaplar vereceğiz. Cevaplar bulmaya çalışacağız. Hadi ekranlarda yazan numaraları arayın. İletişim numarasından sizler bize soru sor sorun. Biz de o soruları cevaplandıralım. Ama mini jopu konuşacağız. Mini jopu niye konuşacağız? Müjdeyi kim vermek ister? Soruyorum. Müjdeyi siz verin. Bence müjdeyi de. Ben mi vereyim? Evet. Siz verin. Peki. O zaman müjdeyi beraber verelim. Olur mu? Olur. Söyle bakalım, Avrupa'da çalışanlara ne geliyor? Mini job, çalışmaya serbestlik. Evet. Ne zaman geliyor? Hangi tarihte geliyor? Net tarihini mi vereyim yoksa birazcık heyecanlandırayım mı? Vallahi bence dur. Evet. Bakın sevgili seyirciler, biz aslında sosyal güvenliği konuşuyoruz. Mini job çalışanlara kısmi emeklilik hakkı verilmesi gerekiyor diye bu ekranlarda söyledik. Çünkü bizim derdimiz, bizim amacımız 2012 öncesinde biliyorsunuz arkadaşlar, 2012 öncesinde mini job çalışanlar ve halen çalışmaya devam edip Türkiye'den emekli maaşlarını alabiliyorlar. Eşitlik ilkesine aykırıydı. Aynen. Değil mi? Yani. Peki Gülizar, ne zaman, neden böyle bir karar alınmış olabilir? Yani sence 2012'de sonrasında neden
yurt dışında yaşayan vatandaşlar Avrupa'da çalışıp Türkiye'den emekli olamazlar dendi. Sebebi ne olabilir? Almanların ya da Avrupalı ülkelerin mi bir baskısı oldu acaba? Ya düşüncen nedir? Birincisi Avrupa ülkelerinin baskısı olabilir. Hı hı. İkincisi farklı partilerin farklı sonuçta herkes aynı siyasi düşünceye sahip olmadığı için çıkacak yasalara da ortak kararda buluşamıyorlar. Doğru. Ve bir orta yolun bulunması gerekiyordu belki de. Evet. Bunu da bu şekilde buldular. Yani çözüm böyle sağladılar ama uzun bir zaman değil mi? Yani 2012 neresi, 2017 neresi? Geç kalınmadı mı Avrupa'da yaşayan vatandaşlar? Bence çok geç kalındı. Bugüne kadar çoktan bu kanunların kabul edilmesi gerekiyordu. Ama ne oldu? Şimdi 61. hükümet geldi. Binali Yıldırım'ın sisteminde dedi ki hocam artık Avrupa'da mini job çalışanlar, kısa vadeli çalışanlar Türkiye'den de aylıklarını alabilecekler. Alabilecekler ve çok yakında da bunu birazdan fazilet tarihini verecek. Evet. Artık o tarihten itibaren Avrupa'da mini job çalışanlar o tarihten sonra isterlerse Türkiye'den de maaşlarını alabilecekler. Peki Avrupa'da yaşayan vatandaşlar söylüyoruz ama yüksek emekli maaşını nasıl alacaklar? Bu arada Fazilet bununla ilgili sana sorayım. Yüksek emekli maaşı diyoruz değil mi? Evet. Yüksek emekli maaşı için ne yapmaları lazım? Avrupalı vatandaşlara nasıl bir uyarıda bulunalım? Biz zaten emekli işlemlerini yaptıktan sonra yüksek maaşı hesaplıyoruz kendilerine. Hı hı. Ama isterlerse öncesinden de hesaplayabiliyoruz. Hı hı. Yani emekli maaşlarını aldılar. Maaşları düşük. Kesinlikle benim niye maaşım düşük artık geçti şeyine kapılmasınlar. Maaşlarını %50 şeklinde yükseltebiliyoruz. Evet. Bunun için bilgi almaları da yeterli. Televizyonda gördükleri 0312 444 0860 iletişim numaralarından ulaşabilirler bizlere. Kısmıyla emekliliğin farkı şu. Kişi, vatandaş yüksek emekli aylığı almak istediğinde Avrupalı vatandaş şunu bilmiyor. Avrupalı vatandaş ben gider paramı yatırırım. Evet. 20 bin euro, 25 bin euro neyse TL bazına çevirerek Türkiye'den emekli olurum. 1000 lira, 1500 lira bana bağlanan aylığı alırım diyor. Evet. Yükseltmek elinde mi? Tabii yükseltmek kendi elinde. Biraz açar mısın bunu? Avrupalı vatandaşımız yurt dışında yaşayan bunu bilmiyor. Nasıl yüksek maaş olabilir? Şimdi bazen canlı yayınlarımızda size anlattığınızda bize şu tarz sorular da geliyor. Biz konsolosluğa gidiyoruz ya da biz SGK'yı arıyoruz. Böyle bir şey yok. Normal emeklilikte yetecek miktar bu. Bunu ödeyip emekli olacaksınız diyor. Ama zaten yurt dışı borçlanma talep dilekçesinde en basit olarak örneğini vermek istiyorum. Yurt dışı borçlanma talep dilekçesinde 11. maddede asgari, azami ve diğer diye yazıyor zaten. Evet. Yani eğer sadece asgari 18.96 tutarından ödemesi gereken meblağı ödeyip emekli olabiliyorsa bu yurt dışı borçlanma talep dilekçesinde 11. maddede asgarinin dışında neden iki seçenek daha var? Öyle mi? Yani isterlerse aylıklarını sadece 1000 lirada değil 1500, 2000, 2500, yükseltebiliyorlar. 3500 lira ve üstüne kadar çıkartabilir. Evet. Bu aslında yurt dışında yaşayan vatandaşların yatırmak istediği süreleri daha fazla yatırarak alabiliyor. Evet. Çok doğru. Peki ev kadınları ile ilgili bu aralar bir sıkıntı var. Ev kadınlarının borçlanması kalkabilir diye söylemler var. Avrupa'da yaşayan kadınlar ne yapsın Gülzar bu konuyla ilgili neler yapsınlar? Bence ev kadınlarında şöyle bir düşünce oluşmuş. Ya bunu Türkiye, Almanya ülkeler arası sözleşmelerden kaynaklanıyor. Ev kadınlığı olan, süresi olan bayanlar Türkiye'den emekli olamaz diye düşünüyorlar. Halbuki alakası yok. Bir an önce özellikle çalışması olmayan, yurt dışına doğum yapmayan bayanların bir an önce borçlanma yapmaları gerekiyor. Evet. Çünkü diğer çalışması olan bayanlardan hem daha yüksek ödüyorlar ve her yıl geç işlem yapmaları demek bir yıl daha geç emekli olmaları anlamına geliyor. Yani zamanı iyi değerlendirsinler tabii diyorsun. Evet, zamanı iyi değer. Evet bakın sevgili seyirciler bu arada TGRT ailesi olarak TGRT Euro çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kameramanımız Ahmet'ten Batuhan'dan tut içeride Mahmut Bey ve içeride yönetmenimiz Mahmut Bey'den ekipler çok sağlam, çok hızlı çalışıyorlar, çok temiz çalışıyorlar. Kısacası daha yeni TGRT Euro ailesinde program yapıyoruz. Hiçbir yabancılık yok. Ekip süper. O yüzden tekrar buradan canlı yayında da onlara çok teşekkür ediyorum. Burada şunu söylemek istiyorum. İletişim numaraları var. Fazilet herhalde sorular gelmeye başladı. Evet. Canlı yayında numara alamıyoruz. Sadece canlı yayın telefon numaralarını direkt GSM üzerinden Kanal 7 Avrupa'da alıyoruz.
O yüzden Kanal 7 Avrupa'ya gittiğimde de TGRT Euro'dan bahsediyorum. Çünkü neden? Ben iki kanalda da program yapıyorum. Türkiye'de ilk defa bir sosyal güvenlik uzmanı iki ayrı kanalda canlı yayın yapıyor ve aynı güne aynı denk geliyor. Buradan çıkacağız şimdi TGRT Euro'dan Kanal 7 Avrupa'ya gideceğiz. Orada benim ailem ama burası da artık benim bir ailem. O yüzden TGRT Euro ailesine gelirken çok bir mutlulukla geliyorum. Sosyal güvenliği konuşacağız dedik. Konuşalım. Ama sen önce bir emeklileri söylesene. Merak ettim. Yani meraklanıyorum. Bence Batuhan'a doğru dön. Kimler emekli olmuş? Heyecanlandır ama. Heyecanlandır. Hemen söyleme. Emeklileri göstermeyelim. Ama evrak çok önemli. Kimsenin öncelikle özel bilgisini... Öncelikle maaşından başlayalım. Lütfen. Lütfen. 1650 TL ek ödemesiz. Kime bağlanmış? Kamil Aslan. Vay, Kamil Aslan'ı tanırım. Evet. Kamil Bey, Allah güle güle. Hangi tarihte maaşını çeksin? Yani uyaralım mı? Ya da istersen söylemeyelim orayı. Ya tarihini söylemeyelim. Bizi arasınlar. Bizi arasınlar. Tamam. Ama buradan öncelikle şunu söyleyelim. Tabii. Evet, bir yıl içerisinde maaşlarını çekebiliyorlar. Çünkü vatandaşların en büyük sıkıntısı bu. Kesinlikle. Ama en az 6 ayı geçirmeden bir an önce gelip aylıklarını çeksinler diyorum ben. Tamam, çok güzel. Bu arada sorularınızı görüyorum. Kimse yanlış anlamasın. Fazilet bir yandan harır harır başladı. Ben de o yüzden sorularınıza cevap vereceğim. Sakın yanlış anlamayın. Devam edelim. Ek ödemeyle birlikte 1700 TL aylık Ferit Kaçmaz. 1600 TL Selim Kayıkçı. Büyük bir şans eşiyle birlikte aynı anda aylıkları bağlandı. 1600 TL Fatma Kayıkçı eşiyle Fatma kavga etmesine gerek var? Kalmayacak. Fatma Kayıkçı'nın var diyorsun. Evet. Anladım. Fatma Kayıkçı'yı severim. Hemen alalım. Şimdi sevgili seyirciler, aslında sosyal güvenliği konuşuyoruz ama bizim program çok farklı. Bakın, Avrupa'da yaşıyorsunuz. Avrupa'da mısınız? Biz sosyal güvenlikle ilgili, emeklilikle ilgili bizlere müracaat yapıyorsunuz. Ne kadar aylık alacağınızı bile bilmiyorsunuz. Sevgili Fatma Hanım, ekranın başında olduğunu biliyorum. Mutlu dakikalar. Bak, emekli olmuşsun. Sana çok da güzel bir maaş bağlanmış. Osmanlı emeklilikten bağlanmış. Gülizar Hanım bunu okudu ve aylığını da güle güle yiyebilirsin. Gel, 21 Mart'ta çekebilirsin diyor. 21 Mart'ta kaç gün var burada? 18, 19, 2 gün var. 2 gün var. 21 Mart'ta maaşın hazır. Gelip maaşını çekebilirsin. Tabii ki Denizbank'tan çekebilirsin. Ama ben senin yerinde olsam, sevgili Fatma Hanım, ne yapacağız? Promosyon var. Artık sen de promosyonu alma hakkına sahipsin. Gülizar, onu neden söylemiyoruz? Evet, onu ya, unuttum. Ya emekli olan her vatandaşımız bir de artı 500 lira promosyon parası evet kazanıyor. Bakın sevgili emeklilerim, Avrupa'dan geliyorsanız, emekli maaşlarınızı almaya geldiğinizde, emekli maaşınızı nereden çekiyorsanız hemen gidip bir de protokol imzalayın. Protokolünüzü imzaladığınız zaman 500 lira da oradan alacaksınız. Alın, size bir milli piyango verdik. Allah güle güle yemek nasip etsin. Bu arada o zaman bütün emeklilerimiz 500 lira alacak o zaman. Evet, promosyon alacaklar Denizbank'tan. Tamam, 500 lira alacak. Harika o zaman, süperdi. 1650 TL Eren Ersin Karaçiçek. Evet, hızlı geçelim 1400 hemen. 1400 TL Fatma İrkin. Evet. 1800 TL Erdoğan Aydın. Evet. Şimdi aslında burada emeklilerimiz var. O zaman bu emekliler yeni gelen promosyonla da artı bir 500 lira kazanıyor. Tabii. O zaman şöyle bir durum var. Promosyonla ilgili açıklama yapıyorum ama Avrupa'da yaşayan vatandaşın... Gülizar, ben size bir şey söyleyeceğim Fazilet. Burada yeni bir yasa çıkıyor değil mi? Evet. Avrupalının bundan hemen haberi olabilir mi? Olmuyor. Hayır. Ama sosyal medyayı takip edecek, ama internetleri takip edecek, ama televizyonları, ama haberleri ya da bizim gibi sosyal güvenlik uzmanlarını takip edecek. Peki Avrupalı vatandaş bu konuyla ilgili her hafta bizim programlarımız var. Takip edebiliyorlar. Evet. Hafta içi bize nereden ulaşsınlar? Yine aynı 0312 444 0860'tan ulaşabilirler. Evet. Dahili numaralarımız kaçtan kaçaydı? Ebru söylerdi genelde. Dahili numaralarımız 110'dan 122'ye kadar. Ve biz Türkiye saatiyle saat 9'a tamam kadar ofislerimiz tamam açık. Tamam. Şimdi aslında sevgili seyirciler, biz bunları söylüyoruz. Bakın, sosyal güvenlikle ilgili verilecek bazı numaralarımız var. İletişim numaralarımız var. O iletişim numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Ekranlarınızın başında sizler soru soracaksınız. Bugün pazar, evde çayınızı alıyordunuz elinize, Nescafe'niz var, karşılıklı geçtiniz. Ya ben ne zaman emekli olurum? Hanım ne diyorsun? Bak, Erhan Nacar konuşuyor. Biz ne zaman sosyal güvenlikten emekli olabiliriz diye düşünüyorsan, o zaman hemen size iletişim numaralarını ekranlarınıza veriyorum.
0312-444-0860. Bakın ekranlarınızın altında zaten iletişim numaralarımız yazıyor. Ama bir daha tekrarlayacağım. 0312-444-0860'dan bize ulaşın. WhatsApp numaralarımız var. WhatsApp numaralarınızdan gelen mesajlar var. Şimdi birazdan WhatsApp'a düşen sorularınızı Fazilet Hanım, sosyal güvenlik uzmanı Fazilet Hanım söyleyecek. Yine WhatsApp numaralarımızı tekrarlayalım. 0532-368-42-48. 0532-156-67-01. 0533-150-26-29. 0532-135-24-88. 0530-872-1881. Kameraman Ahmet arkadan gülüyor. Erhan abiye bak, ne kadar böyle soru. Ben diyor bir tane diyor cep numarasını aklımda zor tutarken Erhan abi bildiğin gibi diye. Bakın bir şey söyleyeceğim. Aslında çok farklı, çok farklı. Ben söyleyeceğim. Ahmet'le çok iyi anlaşıyoruz. Sosyal güvenliğin içindeyiz. Ahmet de çok farklı bir kardeşimiz. Ama ne diyorum? Ahmet seni seviyorum. Her şey çok güzel. Sosyal güvenliğin içinde Erhan Nacar'la program devam ediyor. Peki ben bir şey söylemek istiyorum. Yani biz burada bunları yaptık. Bir problem yok. Emekliliğinde bağladık. Bir ücret alıyoruz tabii ki. Tabii alıyoruz. Peki 1 Kasım'a kadar, 1 Kasım'ı söyledim. Ağzımdan kaçtı. Özür dilerim. 1 Kasım'da ne geliyor? Hadi söyle Fazilet. 1 Kasım'da mini jobs. 1 Kasım'da. Evet. Lütfen sevgili yönetmenimden rica ediyorum. 1 Kasım'da mini jobla çalışıp Türkiye'den emekli olmak serbest oluyor. Bunu da buradan lütfen verelim. İlk defa bakın. İlk defa TGRT Avrupa ekranlarında söylüyoruz. Fazilet neydi? Özür dilerim Gülizar. 1 Kasım'da ne serbest? Mini job yani burada mini jobla Türkiye'den aylık alabilecekler. Evet. Serbestleşecek. Evet. Peki sosyal güvenlikte bunu da dile getireceğim tabii ki ama burada önemli olan şu, vatandaşların çoğunun haberi yoktu. 1 Kasım dedik değil mi? 1 Kasım. Bakın sevgili seyirciler, özellikle Avrupa'da yaşayan Türklere söylemek istiyorum, gurbetçilere söylemek istiyorum. Hani Avrupa'da ben yardım alıyorum da Türkiye'den maaş alamam, Türkiye'den borçlanma yapamam değil mi? Avrupa'da çalışıyorum, Avrupa'da yardım alıyorum. Avrupa'da yardım aldığım için Türkiye'den de maaş alamam diyorsunuz değil mi? Bakın devrim niteliğinde bugün TGRT Avrupa'da son dakika bir haberi söyleyeceğim. 1 Kasım 2017 tarihinden itibaren tarih veriyorum size. 1 Kasım 2017 tarihinden itibaren artık mini jobla Avrupa'da kısa dönem çalışıp Türkiye'den emekli aylığı alabileceksiniz. Bu da sizin için bir müjde. Avrupa'da çalışırken de Türkiye'den emekli aylıklarınızı alabileceksiniz. Bunun için ne mi yapmamız lazım? Bir an önce ne yapmaları lazım? Müracaat yapmaları lazım. 1 Kasım'ı beklemesinler değil mi Gülizar? Tabii 1 Kasım'ı beklemesinler çünkü zaten işlem süreci ve yılda senede 2 defa yurt dışı borçlanmasına zam geliyor. Ne evet. kadar erken işlemlerine başlarlarsa o kadar avantajlı olacaklar. Yani bir an önce erkenden müracaatlarını yapsınlar, sosyal güvenlik kurumlarına versinler. Dilekçeyi doldururken çok mu önemli bu dilekçe? Çok önemli. Neye dikkat ediyoruz biz mesela? Her dilekçe... şeyine, en ince ayrıntısına kadar. Yani o dilekçeyi doldururken daha yüksek de maaş alabiliriz. Daha düşük, daha düşük aylık da alabiliriz. Peki yurt dışı borçlanmayı öderken daha fazla ödetip daha yüksek aylık bağlatabiliriz. Aynen öyle. Bu bizim elimizde mi Gülizar? Böyle bir şey yok ya. Bizim elimizde mi ya da bu bir uzmanlık alanımıza mı giriyor? Bu uzmanlık alanımıza giriyor. Biraz evet. evvel söylediğim gibi evet. insanlara sadece evet. standart şu kadar ödeyeceksin ve şu kadar aylık alacaksın denildiği yani, için. Yani sosyal güvenlik kurumunda aslında Avrupa'da çalışan vatandaşlarımız bir parayı yatırırken aslında 100 bin lira değil de 90 bin lira da yatırabilir. Belki 100 bin lira değil de 120 bin lira da yatırabilir. O zaman Avrupa vatandaşlarımızın bu işlerden hiçbirinden haberi yok. Evet. E nasıl olacak bu o zaman? Bunun çözümü nedir? O zaman her hafta bunu gündeme getirelim. Her hafta bunu gündeme getirmemiz gerekiyor. Dediğim gibi sadece insanların kafasında soru evet. işareti kalıyor ama biz bunu söylerken bağlanan evet. aylıklarını zaten kendileri çekecekler. Bu aylığı da zaten SGK tarafından bağlanıyor aylıkları. Evet. Şimdi sorulan sorularımız var. Sorumuzu kim sordu diyeceğim Gülizar'a, Fazilet Hanım'a. Süleyman Bey sormuş. Süleyman Bey sordu. Ne sordu Süleyman Bey? Evet. Yavaş yavaş artık sizlerden gelen sorulara. O zaman telefon var. Telefonu öncelik verelim. Sevgili yönetmenim Mahmut abim uyarıyor. Hemen bir telefona. Hemen soruyu sen al ya Gülizar. Başla bakalım. Seyircimiz hattaymış. Alo. Alo. Merhaba. Merhabalar Gülizar'cığım. Ben Hamiyet Türkmen. Merhaba Hamiyet Hanım, nasılsınız? Merhabalar, çok memnun oldum sizi yayında görmekten. Biz de sizin sesinizi duyduğumuz için çok memnun olduk.
Ben de çok memnun oldum. Ben sadece memnuniyetimi dile getirmek istedim size. Eşimi emekli yaptık. Ercan Türkmen olmanız, bu arada. Ercan Türkmen bu arada, evet. Bizim Türkiye, buradaki Türklerin sesi olduğunuz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Erhan Bey, size çok teşekkür ediyorum. Evet. Gülizar Hanım, size çok teşekkür ediyorum. Hamiyet Hanım. Bütün çalışanlarınıza teşekkür ediyorum. Hamiyet Hanım. Efendim. Öncelikle şerefler verdiniz. Çok, ben teşekkür ederim. Yani onur kattınız bana. Benim bu bir çocuğum gibi, bir ailem gibi. TGRT biliyorsunuz Kanal 7 Avrupa'da ya da birçok kanalda program yapıyorum ama evet. Benim için TGRT Avrupa ulaşılmaz bir şeydi ve bu ailemin içinde arayıp da yani en azından memnuniyetinizi dile getirdiğiniz için şeref verdiniz. Almanya'nın ya da Avrupa'nın neresindesiniz Hamiyet Hanım? Ben Nürnberg'deyim. Ben Ankara'ya sık geliyorum ve sizi de ziyaret ediyorum. Allah sizi de gördüm, tanıştık. Bir aile ortamındasınız. Her şeyden önce o kadar güvenilirsiniz ki ben size her kanal nereye çıkarsanız çıkın her tarafta takip ediyorum. Yani bize vermiş olduğunuz bilgiler gerçekten bizleri çok aydınlattınız. Allah razı olsun. Yine de sesimiz, kulağımız, gözümüz olmanızı diliyorum. İnşallah. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah. Peki Hamiyet Hanım, biliyorsunuz efendim? Bu ekranlarda sürekli Avrupa'da kısmi çalışma gelsin, mini job çalışma gelsin evet, diye söylüyorduk. Evet. Ve artık bugün müjdeyi az önce Faziletli Gülizar verdi. 1 Kasım'dan artık, itibaren evet. Avrupa'da çalışanlar da Türkiye'den artık emekli olabilecekler. Bunu da ekrandan sizin aracılığınızla verelim dedik. Bu arada Almanya'da havalar nasıl? Orada yağmur var mı? Soğuk mu? Çok ben biliyorsunuz yakında geleceğim. İnşallah. Yağışlı Erhan Bey. Tabii ki Türkiye gibi değil, vatan özlemi de çok ama bu her şeyden önce bu emekli işi, buradaki Türklerin sesi olduğunuz için gerçekten size çok teşekkür ediyorum. Emekli oldunuz mu? Biz hep yaptık, hatta iyi. Oğlumuzu da düşünüyoruz. İnşallah. Nisan'da, İnşallah. Nisan girmeden önce, belki de Nisan ayında. İnşallah. Ben tekrar Ankara'ya geleceğim, yanınıza da geleceğim. Beklerim. Yalnız şunu söylemek istiyorum, gerçekten ilke gibi... adınıza layık yürütüyorsunuz her şeyi. Allah o çok razı önemli. Vermiş olduğunuz güven çok önemli. Gülizar'ım sana çok teşekkür ediyorum ayrıca. Bütün çalışanlarınız Erhan Bey. Şimdi Hamiyet Hanım, duydum ki çok güzel kekler yapıyormuşsun, ev kekleri falan. Evet. Biz şimdi sevgili yönetmen de bağırıyor. Kekleri yalnız getiriyorsun diyor. Ben yiyemiyorum burada diyor. Zaten bizim yönetmeni görseniz bir göbek var. Bildiğin gibi değil. Sıkıntı var yani burada. Şaka yapıyorum. Benim yönetmenim böyle aynı benim gibi. O da Ünal Taylı'dan giyiliyor. O kekleri yemeye geleceğiz. Gülizar'la Fazilet hazırla. Yalnız kekin içine üzüm falan bırak. Böyle portakal parçaları falan atıver lütfen. Ağzımda sulandı tabii bu arada. Tabii ki, tabii ki. Seve seve. Ben buradan yapıp getiririm. Seni çok seviyoruz. Ya kendine de iyi bak. Yayınımıza tekrar çok katıldın. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diliyorum. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın. Yani Gülizar, sonra diyecekler ayarladılar mı falan, yapma. Vallahi ayarlamadık yani. Ayarlasaydık bu kadar olmaz. Ama şey, keki güzel diliyorum. Evet. O yüzden... Avrupa'ya gideceğiz. Sevgili İnşallah. Seyirciler, Avrupa'ya açılacağız. Sosyal güvenlik uzmanlarımızla beraber artık bir zaman geldi değil mi? Avrupa'ya gitme, Avrupa'daki vatandaşlarımızın ayağına gidip hizmeti götürme. Hani az önce dedik ya, yeni yasalar çıkıyor, haberleri yok. Evet. Evet. Avrupalı vatandaşın buna ihtiyacı var değil mi? Birebir konuşmaya. Tabii ki. Orada biz zaten seminerler veriyoruz Erhan Bey. Siz bizzat gidip cami başkanlarıyla, derneklerle konuşup bizzat seminer ayarlıyoruz. Evet. Yakın zamanda zaten gideceksiniz o inşallah. O zaman şey yapalım, tarihleri de hemen yazalım. Tamam. Hangi tarihlerde gideceğiz? Değil mi? Hep beraber belirleyelim. Gülizar Hanım, hangi tarihlerde sosyal güvenlikle ilgili hizmetimiz var? Bakın, hemen şuraya belirtelim. Osmanlı emeklilik, hemen söylüyoruz. Osmanlı emeklilik, Avrupa seminerleri. Bakın, Avrupa seminerleri. Ne zaman var? Hemen tarih buradan belirtelim. Bakın, her şeyden önemlisi 1 Kasım dedik ya, 1 Kasım'dan önceye gelelim. Biz Nisan ayından itibaren, bakın
Nisan ayında 14'ünden sonra, yani seçim sonrasına getiriyoruz biz, 17'si itibariyle. 14'ünü çıkaralım. 17 sonrası bakın, 17 sonrası Nisan ayında neredeyiz? Bakın, iyi bakın. Köln. Köln'deyiz. Stuttgart'tayız. Aynı şekilde buradan devam ettiğimizde Berlin'e gideceğiz. Berlin'den hemen Altay'a inelim. Bremen'deyiz. Ve Bremen'den sonra da Hamburg'tayız. Fakat biliyorsunuz ki Avrupa'nın birçok yerinde vergi ödüyorum. O yüzden artık bu saatten sonra oradaki iş yerlerimi kapatıp franchise olarak vereceğiz. O yüzden Avrupa'daki ülkelere kesinlikle bu saatten sonra 1 lira bile vergi vermek istemiyorum. Çünkü evet. Sayın Bakanımıza yaptıkları akla ve mantığa uymayan, bir kadına, bir bayana, insanlığa bile sığmayan bir hareketlikten dolayı, vahşilikten dolayı protesto ediyorum. 1 lira bile vermeyeceğim. Hamburg dedik, Hannover'i unutmayalım. Hannover'e gideceğiz. Oradan da Bielefeld'e gideceğiz. İlk etapta bu. Ama Almanya'nın dışında nereye gideceğiz? Fransa'ya gideceğiz. Hollanda. Hollanda'ya gideceğiz değil mi? Amsterdam. Fransa, Hollanda'ya gideceğiz. Amsterdam'a gideceğiz. Nihat Kampalta'ya gideceğiz. Fransa'da Tezcan var değil mi? Avusturya. Avusturya'da var. Bu arada yani biz bunları sayıyoruz. Oradaki camilerden de bize çok talep var. Tabii. Çok istek var. Şimdi ben bayanların tarafına giremem. O yüzden bayanlar tarafına sizler gideceksiniz. Sizler sosyal güvenle anlatacaksınız. O yüzden hep beraber bu turneye gittiğimizde beraber turneye katılacağız. Ve orada da sosyal güvenliği anlatacağız. Ama Gülizar, şöyle bir şey de var. Sevgili seyircilere de söyleyeceğim. Seminerlere gittiğimizde sıkı durun. Hem Kanal 7 Avrupa mikrofonum olacak, hem de TGRT Avrupa mikrofonumuz olacak. Böylelikle oradaki seminerlerimizi hafta sonu gelip program yapacağımız için gelip burada VTR yapıp sizlere sunacağız. Bakalım oradan neler alacağız? Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızla ilgili neler paylaşacağız? Bu arada giderken emeklilerimizi de elden götüreceğiz galiba Fazilet. Aynen öyle. Sürpriz yapacağız orada. Aynen. Sende öyle. De emekliler var. Bende de. Hadi sendeki emeklileri söyle bakalım. Nevin Güvenç. 1322 TL maaş bağlandı. Kesinlikle. Evet. Kaç para Hasan bağlanmış? Hasan Hüseyin Kulbay. Evet. 1500 TL maaşı 1500 TL bağlandı. Güzel bağlanmış. Biraz daha yüksek sesle söyleyelim. Yaşlar Fevzi çünkü. Barak. 1632 TL maaşı bağlandı. Hemen söyleyelim. Kim dedik? Fevzi Barak. Fevzi Barak diyoruz. Fevzi Barak güzel birikmişi var. Allah aynen. Allah kız bayağı birikmişi varmış bunun. Fevzi Barak'ın biriken parasını söylemiyorum. Alacağı maaş 1700 lira civarı. Fevzi Barak yurt dışında yaşıyor. Allah güle güle yemek nasip etsin. Bu arada Fevzi Bey 20 Nisan'da sizi Ankara'ya bekliyorum. Gelin, o aldığınız paradan da ben de biraz istiyorum diyeceğim. Evet, devam edelim. Tahsin İspir 1620 TL maaşı bağlanmış. Kim dedik? Bir daha bak. Tahsin İspir. İspir. Tahsin İspir'i ya, tanıyorum ya. Tahsin İspir. Yani biz bir değil ailesini. Mi? Ailesini. Hep tamamıyla Tahsin İspir'in sülalesi geldi, evet. Bizim emekliliğimizden evet. Geçtiler. Osmanlı emekliliği tercih ettiler. Evet. Avrupalı Osmanlı emekliliği sevmiyor. Osmanlı ismini sevmiyor be. Sence? Aslında ne çok dersin? Seviyorlar. Aslında nereyi çok seviyor? Herkes 600 yıl onlara. Pardon. Bu arada söyleyeceğim. Sevgili seyirciler, geçen gün bir telefon geldi. Osmanlı Emeklilik Firması'nın bünyesinde olduğum için telefonu açan Osman Bey demeye başladı. Tamam, bana Osman Bey diyebilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Ama Osmanlı Emekliliğin ben sadece kurucusuyum. Sizden rica ediyorum, ben sosyal güvenlik uzmanı Erhan Nacar olarak sizlere kendimi hizmete adadım. Ne sormak istiyorsanız sorun. Elimizden geleni yapalım diyelim ve kapatalım. Devam edeceğiz. Dudu Şenyurt 1640 evet. TL maaşı bağlandı. Dudu Şenyurt, evet, Dudu Şenyurt. O Avusturya mıydı? Avusturya. Avusturya. Bir de o bayanın adı neydi ya? Bir bayan vardı. Onu tanıştırdık, bizim arada vardı ya. Nuray Akkaş. Nuray Akkaş'a da selamlarımızı yollayalım buradan. Evet, çok değerli bir insan. Yusuf Eryiğit 1582 TL maaşı bağlandı. 1500. Çok aynen. Güzel. Çok güzel. Ferit Kaçmaz 1650 TL maaşı bağlandı. Evet, ve bu noktada kapatalım. Devam edersek, çünkü bir yerden sonra yönetmenim diyor ki rating düşüyor Erhan. Dikkat et, farklı noktaya geçelim. Her şey bir kenarıya. Benim çok merak ettiğim bir şey var, onu sormak lütfen, istiyorum size. Lütfen sor.
Biz aylardır yurt dışı borçlanması kalkabilir, yurt dışı borçlanması kalkabilir diyoruz ya. Evet. Yurt dışı borçlanması kalkmadı ama Avrupa ülkesi, Avrupa'da yaşayan vatandaşlara dedi ki pılınızı pırtınızı toplayın ve ülkelerinize dönüş yapın dedi. Bir dakika çok önemli bir şey söyledin. Yani sen yurt dışı borçlanma kalkabilir diyorlar ama kalkmadı. Kalkmadı. Ama Avrupalı da dedi ki toplayın çantanızı. Pılını pırtını topla ülkemizi terk edin dedi ki bu en son olayda biliyorsunuz bizim bakanlarımızı evet. Almadılar Hollanda'da. Yapabilirler çünkü geçmişe dönük bazı haklar var. Eğer o dediğin olursa o zaman yıllardır çalışan gurbetçilerin orada emek hakları var. Onları da alamazlar. Evet. O yüzden buradan biz Avrupalı vatandaşlara uyaralım. Avrupalı vatandaşlara uyaralım. Ahmet hazır mısın? Hafiften Ahmet'e gidelim. Ahmetçim, bakın sevgili seyirciler, Gülizar az önce çok önemli bir şey söyledi. Her zaman canlı yayında veya siz Avrupa'da duyuyorsunuz. Yurt dışı borçlanma kalkabilir. Bakın yurt dışı borçlanma kalkabilir diyoruz. Ama Gülizar farklı bir pencereden baktı. Diyordu ki yurt dışı borçlanma kalkmadı. Ama Avrupalı dedi ki al pılını pırtını çık git dedi. Peki ne olacak sonra? O zaman tüm haklarınız, sosyal güvenlik haklarınız orada kalacak. Aramızda yapmış olduğumuz ikili akit sözleşmede iptal olacak. O yüzden Avrupalı vatandaşlara uyarıyorum. Bir an önce sosyal güvenlikle ilgili Avrupa'da çalıştığın hizmet dökümlerini alıver, Türkiye'de sosyal güvenlik kurumlarına müracaatını yap. Yarın öbür gün ne olacağımız belli değil. Aynı zamanda Rathaus'larda, belediyelerde ikametgah yapıyoruz yani belediyelerin ikametgahları var. Oradaki kadınlar da orada ikametgah ettiği süreleri gelip Türkiye'de borçlansınlar. Aynı şekilde Gülizar'ın uyarısını dikkat edelim. Lütfen hiçbir zaman bu kadar kritik döneme girmemiştik. Avrupa bizim kalkıp da Aile Sosyal Politikalar Bakanımızı, hele hele orada çalışan işçi kardeşlerimizi, orada yaşayan vatandaşlarımızı, gurbetçilerimizi temsil eden bir bakanımızı bugün kovdu, attı dışarıya. Kaldı ki siz Avrupalı olarak çok da sağlam değiliz. O yüzden ne yapalım? Bir an önce hizmet dökümlerimizi, borçlanmaları alalım. Bizlere değil, bakın illa Osmanlı emekliliğe Erhan Nacar'a gelmek zorunda değilsiniz. Gidin kendiliğinize Yozgat'a gidin, Kayseri'ye gidin, Mardin'e gidin, Diyarbakır'a gidin. Yani buralardan da müracaat yapabilirsiniz. Şimdi bir soru var, bir telefon gelmiş. Alo efendim. Alo. Evet, şu anda bir soru var. Sosyal güvenlikle ilgili iletişim numaralarımız ekranların altlarında yazıyor. Evet, alo efendim. Alo. Meral gel sen ol. Alo. Alo efendim buyurun. Hayırlı yayınlar Erhan Bey. Mustafa Bey buyurun sorunuzu alayım. Ben eşime emeklilik etmiştim. Çok sizde çok yardımcı oldunuz. Onun için size çok çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Önemli olan emekli aylıklarınızı ne kadar aldınız? Kaç para alıyorsunuz maaş şu anda? Başladı mı? Bitirdik mi işlemleri? Şu an sosyal güvenlikle ilgili peki istediğiniz cevapları alabiliyor musunuz? Sorduğunuzda istediğiniz cevapları alabiliyor musunuz? Şu an öyle. Benim hanım istediği cevabı alıyor. Orada zaten Gülizar Bey'le devamlı iltibata da geçiyor. Allah razı olsun. Gülizar Hanım'ına. Evet. Allah razı olsun. Gülizar Bey. Gülizar, evet, Gülizar Hanım bizim değerli bir sosyal güvenlik evet, uzmanımız. Allah sizlerden razı olsun. Gülizar olabilir. Canlı yayın hataları tabii. Bunlar. Böyle şeyler tatlı şeylerdir. Yine de teşekkür ediyoruz ilginiz için. Allah sizlerden razı olsun. Hepinizden. Görüşmek üzere diliyorum. Evet. Sosyal güvenlik konuşuyoruz. Çok farklı şeyler tabii ki. Bu arada yayın neredeyse bitme aşamasına geldi. Ama burada önemli olan yine gelen sorularımız var. Hemen buradan sorularımı okumak istiyorum. Hadi bakalım. Hadi okur musun diye bir Süleyman dedin kaldın demiş. Evet. Bak. Gördün mü? Süleyman deyip kalmışsın. Evet. Ha, Süleyman alttan soruyor. Demiş ki 88 girişliyim. 2002 Almanya'ya geldim. 24.1973 doğumluyum. Tarihinde 2004'ten beri de çalışıyorum. Süleyman Çelen. Haydi aç bakalım. Doğum tarihi 73. Yurt dışında evet. Çalışma tarihiniz 2004. Yurt dışına giriş tarihiniz 2002. Türkiye'de çalışma tarihiniz de 1988. Fakat evet. 18 yaşına 91'de girdiği için... Ben 89'u başlangıç saydıramıyorum. Evet. 91'de de yurt dışında olmadığı için, Türkiye'de olduğu için herhangi bir çalışması yok. O yüzden yurt dışındaki çalışmasını başlangıç saydıracağım için
60 yaş 7000 gün ya da ikinci emeklilik hakkı. Evet. 60 yaş 4500 gün 25 yıl şart ile. O da ne demek? 2004 artı 25 yani 2029'da emekli hakkına sahip olur. Anladım. Ama yaşını doldurması lazım. Bravo, tebrik ederim. Gülizar, bir soru gelmiş. Ben Avusturya'dan yazıyorum, Hacer Şahin. Lütfen evet. Bana yardım et. Ben emeklilikten önce yaşım 5 yaş küçük yazılmış. Büyütmek istiyorum. Vatandaşım, nereye başvuracağımı bilmiyorum. 57 yaşında 52 görünüyor. Selamlar demiş. Sizi aramak istiyorum. Çok para yazıyor. Korkuyorum. Çalışamıyorum. Yok diyor, yardımcı oluyorsun. Erkan Bey, benim yaşım ne olacak lütfen? Yardımcı olun. Yaşım 5 yaş küçük. Hacer Şahin. Hacer Hanım, seni öncelikle seviyorum. Paran yoksa da senin canını yiyorum. Hiç önemli değil. Sana yardımcı, bak nasıl oluyorum. Şimdi Gülizar'a dedim ama o kadar güzel konuşuyorsun. Ben de sana yardımcı olacağım. 5 yaş bir kere küçültemeyiz, büyütemeyiz. Yaş sınırlaması geldi Türkiye'de. 1988 tarihinden sonra yaş büyütmeler artık Sosyal Güvenlik Kurumu'nda sayılmıyor. O yüzden burada yapacak bir şeyimiz yok. Ama yaş kriterimizi bekleyeceğiz. Ancak yaş haddinden sizi emekli yapabiliriz. Buradan da bunu iletmek istedim. Sevgi saygılarımı dile getiriyorum. Hacer Şahin'e Allah'a emanet olun. Ne demiş? Merhaba, ben Raziye Kesmez. Sorum, hemen lütfen not alalım. Buradaki emeklilikle ilgili firma işlemlerimize de buradan yazabiliriz. Hı hı. Merhaba, Raziye Kesmez. Sorum, 2520 çalışmıştım var. SGK'da 3070 gün borçlandım. Ve bu sene emekli maaşı başvuracağım. Sizce ne kadar maaş alırım? Nasıl yükseltebilirim? Bana bilgi verirseniz sevinirim. Ben Almanya Kön'den Denizli'yim. Raziye Kesmez. Raziye Hanım, öncelikle teşekkür ederim. Bizleri aradınız. Kön'e de selamlar. Kön'de de çok değerli hocalarım var, değerli üstadlarım var. Allah hepsine yar ve yardımcıları olsun. Evet, hemen yardımcı olalım. 2520 gün çalışmışlığı varmış. 3000 küsür de öyle birleştirip 5000 küsür günle yakalıyor. Ama yüksek aylık nasıl alacak? Yüksek aylığı hesaplayabilmemiz için bizi canlı yayından sonra ya da ofis numaralarımızı arayıp... Var, iletişim numarası var burada. Öncelikle biz yaptığı borçlanmayı görmemiz gerekiyor. Ona evet. göre hesap yapmamız gerekiyor. Tamam, o zaman şöyle diyelim. 1800-2000 liraya kadar, hatta 2500 liraya kadar maaş aldırabiliriz. O parayı ödememiş, tahsil talebinde bulunmasın ama. Bulunmasın. Bulunmadan seni arasın ki aylığını yükselt. Tabii. Tamam, bu da güzel. Hemen buradan devam ediyorum. Bu arada teşekkür etti. Tıp yazdı vallahi. Allah razı olsun dedi. Hemen devam edelim. Ben Türkiye'de demiş ama Türkiye'den şu anda ne demiş? Almanya, ha pardon. Erhan Bey merhaba. 06.04.1974 doğumluyum. 18.01.1995'te Almanya'ya geldim. 5 çocuğum var. İlk çocuğum 12.10.1995'te dünyaya geldi. Ve 5. çocuğum da 2.02.2005 doğumlu. Şimdiden teşekkür ederim. Evet, Cumhurbaşkanı'nı dinlediniz. Anladım. 3 değil 5 çocuk. Maşallah bayağı var. Sonuç itibariyle 74 dedik değil mi? 18 koyduk. 80, 93 dedik. Ne dedi? Kaç oluyor? 5600 gün 49 yaşında kendisi emekli oluyor. 5600 gün ödediği takdirde 49 yaşında. Ne kadar para ödeyecek arkadaşlar? Hemen onu da hesaplayalım. Onu da hesaplayalım. Avrupalı vatandaşlarımız ne kadar ödeyeceğini de bilsin. 106.176 TL. 106.000 mi ödeyecek? Ama tabii bunu parası yoksa hepsini tek seferde de ödeme zorunluluğu yok. Parça ödeyebileceği şekilde evet. işlemlerini evet. yapabilir. Tamam. Şey yapalım. Gülizar, sen olmazsa tahtada yazı ver bir zahmet. Bir silebilirsiniz. Silebilirsin. Şeyi tutuver arkadan çünkü. Evet. Şimdi Gülizar Hanım da tahtada, sizlerden gelen sorulara cevaplar vereceğiz. Ama burada bir selam var. Selamları gördüğümü dayanamıyorum. Selamun aleyküm. Aleykümü selam. Erhan Bey, eşim için soracağım demiş. Gülizar'ı da fazla üzmek istemiyorum. Gülizar olabilir. Hiç sıkıntı yok. Rahat ol. Hiç dert etme. 20.05.76 demiş Gülizar. 20. Tutuver tahtanı öyle elinle. Hiç ben de sana yardımcı olayım Gülizar'cığım. Dur. Beraber. Tahtayı şuradan tutuyorsun ki arkaya doğru dönmesin. Hatta çevir Gülizar tahtayı. Çevir Gülizar. Çevir. Lütfen tık böyle yapalım. Hemen buradan 20.05.1976 doğumlu diyoruz. Hiç uzatmaya gerek yok. 2,5 sene çalışmıştım var. 1998'den beri Fransa'dayım. 98'den beri Fransa'da yazalım. Kaç yaşında emekli olabilirim? Ödememiz gereken ve kaç aylık alabilirim? Teşekkürler demiş.
Yalnız burada Ayşe Hanım'dan bahsediyoruz. Bir bayan Gülizar 76-98 giriş. Oradan hemen söyleyiverelim. 5975 günden. 5975 gün. Hemen çarpalım rakamı. 5900. Evet Ayşe Hanım, Fransa'ya bu arada selamlar. Fransa'ya da geliyorum. Ne kadar ödeyecek? 54 yaş mı? Evet. 5975'ten 54 yaşta Fransa'dan Ayşegül Hanım. 113.900 TL öder. 113.000 öder. O ödediğine göre ne kadar maaş alabilir? Yani aslında 2000-2500'e kadar çıkabilir değil tabii mi? Tabii yükselebilir. Yani aslında maaşları... Normal şu an hemen emekli maaşları yoğunluk desek, yapabilir. Çok aşırı derecede. Desek. Bu arada sevgili seyirciler bakın ellerimdeki telefonları arıyorsunuz. Yani aşırı derecede bakın aşırı derecede yoğunluk var. Ve buradan sorularınıza yetişemiyorum. Bakın sorduğunuz sorulara bakın. Halen iletişimler devam ediyor. Bakın. Bakın lütfen ben size birazdan cevap vereceğim. Bakın durduramıyorum, açamıyorum. Hatta açmak istiyorum. Şu anda 9600 kişi arıyor. Bakın 9600 arama var ve halen aramalar devam ediyor. O yüzden sizlerden gelen WhatsApp sorularını açmamız lazım. O yüzden lütfen bu numaraları aramayın. Rica ediyorum. Bakın sorularınızı cevaplandıracağız sizin. Evet hemen şuradan devam edelim. Teşekkür etmişler bu arada soruyu cevaplandırdığımız. Hemen hızlıca geçelim. Selamlar demiş. Gülizar bunu Fazilet'e soralım. Ben Almanya'da 9 sene vatandaşlık olarak yaşadım. Halen Alman vatandaşıyım. Yani Alman vatandaşlığına geçmiş. Ben Almanya'da 9 sene Türk vatandaşı olarak yaşadım. Hala Almanya vatandaşlığım. Türkiye'de emekli olabilir miyim? Cevabını demiş. Facebook'a göndermiş. Tamam. Metin Koç'u alalım. Metin Koç'u alalım. Hemen. Hemen alalım Metin Koç. Sosyal güvenlikle ilgili hemen bilgilendirme alalım. Alo efendim Metin Bey. İyi günler Erhan Bey. İyi günler, ben Metin. Almanya'dan arıyorum. Merhaba, nasılsınız Metin Bey? İyi, sormalı. Hayırlı pazarlar. Gördüğünüz gibi Allah razı olsun. Size de hayırlı pazarlar. Sizler evlerinizdesiniz. Bizler burada sosyal güvenlikle uzmanlarımızla beraber sizlerin sorularınıza cevaplar bulmaya çalışıyoruz inşallah. Nasılsınız? İyiyiz Erhan Bey. Sorum olacaktı. Tabii buyurun. Ben 74 doğumluyum. Evet. 89'da mesleğe başladım. Evet. Çalışıyorum. Ondan sonra çalışıyorum. Evet. Benim borçlanmam nasıl olacak? Evet. Hemen söyleyelim. Gülizar buraya hemen çözelim. Doğum tarihiniz kaçtır? 9 Ocak 74. 74. 92'de 18 yaşında. Ne zaman çalışmaya başlamıştınız? 89. Tamam, 92'de 18 yaş. 92'yi baz alıyoruz. 92 şartlarına göre 5600 günden 53 yaşında Türkiye'den emekli oluyor Aramay. Evet. Borçlanma ne kadar? Parayı mı soruyorsun? Evet. Bir dakika ya, niye parayı sordun? Ya siz, demek ki öncelik şu değil mi? Cebimden ne kadar çıkacak? Cebime ne kadar girecek, doğru mu? Aynen öyle. Tamam, aynen o zaman öyle. Hemen söylüyoruz. Kaç param var? Hadi söyle bakalım, kaç param var? Var. Ya, ben var ya, yemin ediyorum yengeden saklamıyorsan neyim? Yengeden saklıyorum paralar. Kaç param var? Erhan Peki Bey. Şöyle söyleyeceğim. Bir saniye. Biz mesela bir televizyon programına reklam verirken diyor ki bütçen ne kadar? Şimdi ben de sana şunu soracağım. Ne kadar maaş almak istiyorsun? Kaç para istiyorsun? Emekli maaşını söyle. Ben de sana ne kadar para yatırman gerektiğini söyleyeyim. Hadi. Erhan Bey, ben sizin geçen gün yayınınızda demiştiniz. Emekli maaşının %50 artırma imkanımız var. O nasıl oluyor? O zaman şöyle söyleyelim. 106 bin lira değil mi ödeyebiliyor? Şu anda 106 bin lira yatırarak 1600 lira maaş alabilirsin. Evet. 106 bin lira yatır. Ama bunu daha yukarıya çıkartarak 3500'e kadar da çıkartma şansın var. Oldu. Tamam. Kendine iyi bak. Benim özel cebim veriyorum zaten, ekranlarda var. İstediğin zaman arayabilirsin Metin Bey. Kendine de iyi bak. Yengemi de emekli yapmayı unutma bu arada. Yengemin ne oldu emeklilik işi? Erhan Bey, 19 Nisan'da zaten geliyorum. Uğrayacağım yanına, Ankara'ya. Tamam, yanıma geliyorum. Bir dakika, yanıma gelirken de yengemi getiriyor musun? Getiriyorum. Yengem? Selamı var yengeyim. Tamam, o zaman ben söyleyeceğim size. Bu görüşmek üzere o zaman. Tamam, o zaman emeklilik değil. Allah razı olsun. Bakın, biz buradan farklı bir şey yapalım. Bundan sonra... Beni izleyen sevgili seyirciler var. Hatta isterseniz soru mu sormak istiyorsunuz? Hemen cep telefonunuzda sorunuzu sorun. WhatsApp'la gönderin. Ben de ekrana yansıtayım sorunuzu. Hem ekranda bakalım hem de sorunuza cevap verelim.
Aynı zamanda bizim firmamızdan emekli olanlar varsa, memnuniyetleri olan varsa, hatta bize kızanlar bile varsa göndersin videoyu ama bipler yaparız. İstediğiniz zaman şu anda da bize gönderebilirler mesela. Buradan söyleyelim. Hemen birkaç video çekip istedikleri zaman WhatsApp'tan bize gönderebilirler ve biz de bununla ilgili gerekli işlemleri yapabiliriz. Şimdi aslında Ankara'ya gitmemiz lazım. Sevgili Ebru beni dinliyorsa bizim Ankara ofislerimizde Ebru Hanım var. Onu bir zahmet bizim yayınımızı aramasını istiyorum. Hemen Ebru Hanım'ı da bir canlı yayına bağlayalım. Ankara'daki ofislerimize bağlanalım. Sosyal güvenlikle ilgili bilgiler bize versinler. Burada WhatsApp numaralarımız var, iletişim numaralarımız var. Ekranların altlarında görüyorsunuz. Oradaki numaralarımızdan bize dönebilirsiniz. Ama ben sevgili yönetmenimden bir şey istiyorum. Son dakika diye koyalım. Son dakikanın yanına mini job çalışma hakkı geldi diyelim. Mini job çalışma hakkı geliyor diyelim. Oraya son dakikanın yanına lütfen onu biraz sizi uğraştıracağım. Son dakika çıkan bir şey. Ama ben inanıyorum TGRT ailesinde olmayacak şey yok. Çünkü yönetimimizin başında Mahmut abim var. Biraz da gaza getireyim. Kek de getireceğim ona Avrupa'dan. Evet, şu anda sorular var. Sorulara gene devam edelim. Hemen bakalım ne söylüyor. Erhan Bey, Sevim Beyaz'ın emeklilikte ne zaman bağlanacak? Hemen söyleyelim. Sevim Beyaz'ın maaşı zaten Sosyal Güvenlik Kurumu'nun içinde. Aylık zaten kıstasına girmiş. Ne zaman aylıkları gelir Sevim Beyaz'ın? Tam tarih olarak verelim. Mayıs'ı bulur. Mayıs ayı diyor ama ben yine Haziran diyeyim size. Haziran'da bağlandığı zaman Temmuz'da gelip Sevim Beyaz'ın da maaşını çekebilirsiniz. Hemen söyleyelim. Merhaba, iyi yayınlar. Ben 1982 doğumluyum. Hiç bakmamıza gerek yok. Seri bir şekilde buradan söyleyelim Gülüzar. Tamam. Ben tarihi veriyorum. 1982 doğumlu. Sen hesaplamayı yap. Sen de gün bazını ver. Hesaplamayla çıkalım. Tamam. İşin içinden. Bayan mı erkek mi? Hemen söyleyeceğim. Bu aradığımız hemen söyleyelim bir saniye. 82 doğumlu, Almanya'da oturuyorum. 1990'dan beri sigorta olarak çalışmışlığım var. 2015'te usulüne uygun çalışma yaptım. Ben yeni yasayla erkek gönderen bize erkek. 4, bu arada 4, 5, adınızı soyadınızı yazarsanız ona göre cevap. Ne kadar? 25 yıl 4500 gün 60 yaş. Evet, 4500 gün ne kadar tutuyor efendim? Hemen onu da söyleyelim. Hemen söylüyorum. 85.320 rakam ödeyecek. Tabii ki buradan yine sosyal güvenlikle ilgili devam edelim. Hemen söyleyelim. Bakın, son dakika söylüyorum. 1 Kasım itibariyle Avrupa'da mini job çalışanlar Türkiye'den maaş alabilecekler 1 Kasım'dan sonra. Bunu da ilk kez ekranlarda söylemiş olalım. Ve bunu da isterlerseniz Osmanlı Emeklilik Bünyesi'nden, ekranlarda görülen iletişim numaralarından detaylı bilgilendirme alabilirsiniz. Ve o bilgilendirmelere de cevap verebiliriz. Buradan da Gülüzar Hanım siz bakın. Fazilet Hanım'a söyleyelim. Hemen buradan net olarak bilgilendirmiş kendisi. Erhan Bey, bu sorum kendim için. 76 doğumluyum, %50 sakatlığım var. Evet. Adım soyadım Erkan Güçlü. Cinsiyetim erkek. Güzel. Teşekkür ederim Erkan Bey. Çok sağ olun, çok kibarsınız. Espri takıldığınızı biliyorum. Hemen söyleyelim. Sorun ben kendim 5.11.1976 Almanya dünyaya geldim. %50 sakatlık belgem var. Kulaklarımdan dolayı ilk iş gücüm yok. Evet, bu arada bakın öncelikle teşekkür ediyorum. Mini job çalışanlarına müjde demişiz. 1 Kasım itibariyle de artık bu saatten sonra Avrupa'da kısa çalışanlar emekli hakkını alabilecekler ve aynı zamanda Avrupa'da çalışacaklar. %50 sakatlık demişiz. 1993'te başladım. Halen çalışmaktayım. Evet, burada çok önemli. Aslında %50 çalışmanın üzerine 1800 günden malen emekli olabilirsiniz. Bu da sizin için bir avantaj ve emekli aylığınızı da ona göre alabilirsiniz. Murat, bu sizin Özdemir için bir avantaj. Almanya'dan evet. Yazmış. Evet. 1968 doğumlu. 18 yaşından beri Almanya'da yaşıyorum. 99 yılında Alman vatandaşlığına geçtim. Türkiye'de emekli olabilir miyim? SGK'da emekli olamazsınız diyorlar. Evet. Sen istersen bunu cevaplandır. Yalnız hiçbir şekilde çalışması var mı? Ne kadar çalışmış? Hiçbir bilgi vermemiş. Bununla ilgili isterse yazsın. Ona göre cevabını verelim canlı yayında. Yani beleş mi emekli olmak istiyor? Böyle bir şey mi diyeceğiz şimdi? Yani 1968 doğumluyum, 18 yaşında diyor. 99'da mavi karta geçtiğini söylüyor. Ne zaman çalışmış? Tamam, o zaman başka bir soruya geçelim hemen. Hemen başka bir soruya geçelim.
Hemen onunla ilgili yapılması gerekenler var. En azından tahsis taleplerle ilgili de söylüyoruz. Peki bir emeklilik müracaatında emekli aylığı bağlanması için Avrupalı vatandaş neye dikkat etsin? Bu çok önemli. Aylığı bağlarken, tahsis talebi doldururken, yurt dışı borçlanma fonları doldururken hangi evrakları teslim ederken çok dikkat etsinler? Bunlar nedir? Bunları bana bir açar mısın? Yani zaten iki tane form dolduruluyor. Biri tahsis talep, biri de yurt dışında çalışmadığını ve yurt dışında yaşayıp yurt dışından aylık almadığını beyan taahhütte bulunuyor. Evet. Ve bunun akabinde eğer yurt dışında çalışmaya devam ediyorsa yurt dışı çalışmalarını gösterir, hizmet belgesi veriyor. Güncel bir ay içerisinde alınmış ki bizim müşterilerimize de buradan duyurulur. Biz istediğimiz zaman bize büyük bir öfkeyle... Evet. Sürekli bizden neden istiyorsunuz diyorlar. Evet. Tabii kurum bunu bizden istediği için. Evet. Eğer çalışmaya devam etmiyorsa evet. Job Center'dan sosyal yardım almadığına tamam, dair anladım. Belge. Tamam anladım. Sevgili yönetmenim araya gir diyorsun araya gir diyorsun ama su yok ya burada. Yani canlı yayın yapıyoruz. Canlı yayında su yok. Dudaklarımız kurudu. Reklam arası istemiyorum. Suyun şu anda gelmesini istiyorum. Gelsin arkadaş yayına girsin. Evet hatta telefonda biri var. Telefonda hadi bakalım kim varmış. Alo. 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 Merhaba. Erhan Bey merhabalar. Sosyal merhaba. Ebru Bayram ben. Ebru nasılsın? Evet sosyal güvenlik uzmanımız Ankara'da çağrı merkezimizde. Ebru Hanım nasılsın? İyi misin? Erhan Bey teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Arkadaşlarımıza da iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Ebru bir anlat bakalım. Sosyal güvenlik şu anda iletişim numaraları nasıl? Telefona gelen sorular neler var? WhatsApp'ta neler Erhan var? Erhan Bey öncelikle şu konuda bir bilgi vermek istiyorum. Siz emeklilerimizin ismini açıkladıktan sonra bizim ofisimizde inanılmaz şekilde emeklilerimizden size ulaşamadıkları için bizi teşekkür yağmuruna tuttular ve çok mutlu olduklarını söylediler. Bunu size buradan bildirmek istedim. Yani kısacası Ebru'cum şurada emeklilikleri dile getirdik. Sizi aradılar biz emekli olduk dediler ama önce ulaşamadınız yani siz. Size ulaşmayı çok çalışırım ama maalesef biliyorsunuz her ayağın ulaşamadığı için bizi arayıp tek tek teşekkürler ve mutluluk gözyaşları. Diğer arkadaşlar alacaktır değil mi? Belirtmek istiyorum ben size. Evet çok iyi. Ebru'cum yanında kim var? Ümit mi var şu anda? Evet. Ümit alabilir miyim? Senin bugün sesin çok kısık geldi bana. Hasta mısın Ebru'cum? Maalesef hasta değilim Erhan Bey. Yoğunluktan dolayı muhtemelen öyle gelmiş olabilir. Kendine iyi bak. Çok dikkat et Ebru'cum. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Abi gelsene ya suyunuzu gel. Sakin ol abicim ya. Evet bu arada telefonlara... Ümit geldin mi? Hatta mısın Ümit? Hattayım Erhan Bey. İyi yayınlar, başarılar. Çok teşekkür ederim. Bu arada Batuhan kardeşim sağ olsun ileride kamerama... Çok teşekkür ederim Cengiz. Çok sağ ol. Çok sağ ol Cengiz. Çok teşekkür ederim. Neden öyle dedik bilmiyorum artık Mahmut Bey. İyi günler. Efendim... Allah Alo. Razı olsun. Suyla kavuşturduğunuz 43 dakika içinde. Yine de bakın biliyor musunuz? Susuz kaldığınızda hem konuşma tekniğiniz düşüyor hem de yavaşlıyorsunuz. Araba harareti yapmaya başladık bu ara. Ümit. Ümit hasta kaldı. Aynen öyle. Şimdi sosyal güvenliği konuşuyoruz. Ümit merhaba nasılsın? İyi çok şükür Erhan Bey. Sizler nasılsınız? Sağ ol. Ümit sende de bir Mercedes hastalığı var. Arabalarla ilgili. Bu hafta var mı araba yarışları? Bu hafta değil. İlerleyen zamanlarda var Erhan Bey. Arabanın kaskosunu yaptırıyor mu sigortasını? Her vatandaşımızın nasıl sigortadan kendini garanti alması gerekiyorsa araçlarımızın da trafik sigortaları var. Evet Erhan Bey. Evet. Peki Ümit bir şey söylemek istiyorum. Sosyal güvenlikle ilgili söylemek istediğin Avrupalı vatandaşlara uyarıda bulunmak istediğin bir şeyler var mı? Buyur seni dinliyoruz. Erhan Bey arkadaşlarımız da bahsetti, sizler de bahsettiniz. Yani bu sıkıntılı sürecimizden dolayı tüm vatandaşlarımızın ben Alman emeklilik kasalarından veyahut da farklı emeklilik kasalarından yurt dışındaki çalışmış olduğu emeklilik kasalarından evraklarını bir an önce almalarını ve en azından Sosyal Güvenlik Kurumu'na bir müracaat yapmalarını söylüyorum buradan. Evet. Ödeme yapmalarına gerek yok veyahut da cüzi miktarlarda ödeme yapabilirler. Evraklarını bir an önce ellerine alsınlar ki yarın sizin ne olacağı belli değil. Her an sınır dışı bile edilebilirler. O yüzden geleceklerini bir an önce garanti altına alsınlar. Ya Ümitçin. Bir şey söylemek istiyorum. Sevgili Ümitçin beni dinliyor musun? Dinliyorum. Avrupalı evet. Vatandaşlara bir türlü bir şeyi öğretemedik. O çıkan borcun tamamını ödemek zorunda değiller. İsterlerse taksitler aynen. Halinde yatırabilirler. İsterlerse parçalar evet. Halinde yatırabilirler. Bir fark var sadece... Ne zaman borç biterse, o gelen borcu, o gelen tahakkuku, yurt dışı borçlanması formu geldiğinde
tamamını ne zaman yatırırsa o zaman aylık öderler. Yani taksit sayısı var mı? İstedikleri kadar taksite bölebilirler mi? Erhan Bey, herhangi bir taksit sayısı yok. Ama biz onlara bütçelerine göre eşit taksitlere bölebiliriz. Yani bu da bizim hani sosyal güvenlik uzmanıyız. Bu da bizim kalemimizin sırrı. Evet, yani Ümit Bey, şunu mu söylüyoruz? 3 taksit değil de 5 taksit. Aslında Sosyal Güvenlik Kurumu böyle bir taksit uygulaması yapmıyor, doğru mu? Doğrudur, evet. Yani peki 3201 sayılı kanunun, aslında sevgili seyirciler bakın, ısrarla söylüyoruz. Bugün Sosyal Güvenlik Kurumu'nu arayın, Sosyal Güvenlik Kurumu size taksit olmadığını söyler. Ama ben taksiti şöyle söylüyorum, bakın bu şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu'na sormanızı istiyorum. 3201 sayılı yurt dışı borçlanma formu geldiğinde o formun alt tarafında yazar. Der ki, ne der? 11, alt tarafta bir şey der. Der ki 11. Gelen borçlanmada diyor ki, evet, ödediğiniz gün kadar satın alır. Evet. 3 aylık süre zarfında ne kadar öderseniz o kadar günü satın alır. Gerisini o borç tahakkuk cetvelinin süresi geçer. Yeniden talepte bulunur, tekrar ödersiniz. Yani 3 ay zaman bekler. Tabii. Ama Avrupalı vatandaş korkuyor. Diyor ki ben bu parayı 3 ay içinde ödemezsem evime haciz gelir. Yok, devletle başım belaya girer. Bunun korkular var. Hayır, sence böyle bir şey var mı? Öyle bir şey yok. Çünkü onu o şekilde lanse ettikleri için, insanlara borçlanma bu kadar gelecek, bunu 3 ay içerisinde ödeyeceksin denildiği için, evet, yurt dışındaki insanlar gerçekten bu konularda çok ürkek olduklarından, evet, devletin yakalarına yapışacağını zannediyor. Sevgili seyirciler, ekranların altlarında yazıyor. Bakın, biz şu anda neredeyiz? TGRT Avrupa ekranlarındayız. Ben sosyal güvenlik uzmanı Erhan Nacar. Her hafta olduğu gibi her pazar 12 ile 1 arası Türkiye saatiyle, Avrupa saatiyle biliyorsunuz 10 ile 11 arası ekranlardayız. Peki TGRT Avrupa'dan sonra ne yapıyoruz? Her zaman olduğu gibi her pazar Kanal 7 Avrupa ekranlarında olacağız. Yani 3'e 10 kala birazdan Kanal 7 Avrupa ekranlarında olacaksınız. Hani ekranları yeni açan olabilir. Ah, ben kaçırdım, sosyal güvenlikle ilgili sorularım olacaktı. Hiç panik yapmayın. Çünkü 3'e 10 kala Avrupa'da, yani 1'e 10 kala Kanal 7 Avrupa ekranlarında olacağız. Az sonra iletişim numaralarımızı lütfen sevgili rejimden istiyorum, yönetmenimden. O iletişim numaralarına istediğiniz zaman hafta içi bile olsa oradan WhatsApp'tan sorular sorabilir. Hatta oraları arayıp oradan cevap verebilirsiniz. TGRT Avrupa'ya söz veriyorum. Haftaya TGRT Avrupa'da gelen cep telefonlarıma, bakın gelen cep telefonlarıma soruları mikrofon tutarak cep telefonumdan açıklayacağım. Buradan da sevgili yönetimden istiyorum, haftaya bir mikrofon istiyorum. Evet, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Bu hafta konuklarım vardı. Osmanlı Emeklilik'te sosyal güvenlik uzmanım Fazilet Yücel, sosyal güvenlik uzmanım Gülizar Uludoğan'ı konuk ettik. Bu hafta sosyal güvenlikle ilgili program bitiyor ama biz yine Kanal 7 Avrupa ekranlarına gidip orada da kalan canlı yayınımızı devam ettireceğiz. Burada soramadığınızı orada sorabilirsiniz. Artık sosyal güvenlikle ilgili Erhan Nacar'la sosyal güvenlik programımızın sonuna geldi. Artık bir başka hafta Erhan Nacar'la sosyal güvenlikte buluşmak üzere. Hoşça kalın.